Hayata Dair Her Şey kanalına hoş geldiniz. Kanser veya yüzyılın hastalığı çok korkunç bir hastalıktır. Bu kötü huylu tümör, dünya çapında giderek daha fazla insanı etkiliyor ve her yıl binlerce insanı öldürüyor. Belirgin semptomları olmamasına rağmen vücutta kanser hücrelerinin varlığına işaret edebilecek işaretler gözlemlemek mümkündür. İşte görmezden gelmemeniz gereken 10 işaret. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre en sık görülen kanserler şunlardır. Erkeklerde akciğer, kolon, rektum, prostat, karaciğer ve mide kanseri. Kadınlarda meme, serviks, mide, kolon ve rektum kanseri. 1. Kistler veya ganglionlar. Göğüslerde, boğazda, midede veya koltuk altlarında kistler veya lenf düğümleri görünebilir ve farklı kanser türleriyle bağlantılı olabilir. Bu nedenle, vücudunuzda meydana gelen değişiklikleri not etmek için kendinizi düzenli olarak incelemek çok önemlidir. Bu düğümlerin boyutunda bir artış fark ederseniz, bir uzmanla görüşmeniz gerekecektir. 2. Kaşıntı. Vücut kanseri bir bakteri olarak görür. Bu durumda bağışıklık sistemi, asıl görevi vücudu bakterilere karşı korumak ve onları dışarı atmak olan beyaz kan hücreleri sayesinde organizmayı savunmaya çalışacaktır. Bu işlem kanserli bölgeye kan akışını artırarak kaşıntılı hislerle ilişkili renk değişikliğine neden olur. 3. İyileşmeyen yaralar. İyileşmesi uzun süren küçük bir yara veya hafif bir kesik, kanserin habercisi olabilir. Vücutta kanser hücreleri varsa, bağışıklık sistemi tüm çabalarını ve kaynaklarını onları yok etmek için onlara odaklıyor. Yani savunma mekanizmamız kanseri küçük çiziklere göre önceliklendirir. Çok yavaş iyileşen yaralarınız varsa, enfeksiyonu önlemek için onları iyice temizlediğinizden emin olun. İhtiyati tedbir olarak kan taraması yapılması da tavsiye edilir. 4. Ağızdaki lezyonlar. Ağızda, diş etinde veya boğazda görülen lezyonlar veya şişlik, basit bir alerjik reaksiyondan ağız kanserine kadar çeşitli sağlık sorunlarına işaret edebilir. Bunlar özellikle beyazımsı ve kalıcı ise, bu işaret endişe verici olabilir. Rahatsızlık veya yutma güçlüğü de ağız kanserinin bir işaretidir. 5. İştah kaybı. Azalmış iştah, kanser de dahil olmak üzere bir dizi faktörden kaynaklanabilir. Kanserli çoğu insan daha az iştah yaşar ve artık yemeğe çekilmez. Bu, kansere bağlı metabolizmadaki değişikliklerle açıklanabilir. İştahsızlık, önemli ölçüde kilo kaybına ve yetersiz beslenme ile ilgili sorunlara yol açabilir. Ayrıca, yaraların iyileşme sürecini etkileyecek zayıflamış bağışıklık sistemine de neden olabilir. 6. Dış gıda değişiklikler. Dışkının kıvamı, rengi ve kokusu her insanın sağlığı hakkında çok şey söyleyebilir. Dışkınızda alışılmadık ve kalıcı bir değişiklik fark ederseniz, bir doktora görünme zamanı gelmiş olabilir. Kolon kanserinin en yaygın belirtilerinden biri dışkıda kan bulunmasıdır. Tümör büyüdükçe dışkı çıkışını engelleyerek geçişte kanamaya neden olur. Öte yandan sürekli kabızlık, 2 haftadan uzun süren ishal veya dışkı rengindeki değişiklikler de kolon kanseri belirtisi olabilir. 7. İAR yapma bozuklukları. İAR yapma bozuklukları 2 farklı kanser türüne bağlanabilir, mesane ve prostat. Bu kanserlerle ilişkili en yaygın bozukluklardan bazıları şunlardır: İAR yapma zorluğu, İAR çıkmada renk değişiklikleri, İAR'da kan bulunması, acil ve sık İAR çıkma ihtiyacı. 8. Olağan dışı kanama. Adet döngüsü dışında meydana gelen vajinal kanamalar hafife alınmamalıdır. Bunlar rahim ağzı kanserinin en yaygın belirtileridir. Meme ucundan kanama meme kanseriyle bağlantılıdır. 9. Ses değişiklikleri. Son birkaç haftadır sesinizde bir değişiklik fark ettiyseniz veya ses kısıksa, endişelenmeniz gerekebilir. Bu işaretler kalıcı ise gırtlak kanserini gösterebilir. Bu tür kanserle ilişkili başka belirtiler de olabilir: yutkunurken rahatsızlık, öksürme veya boğaz ağrısı. 10. Öksürük. Öksürük genellikle soğuk algınlığı veya grip gibi rahatsızlıklara eşlik eder, ancak yoğun ve kalıcı olduğunda akciğer, boğaz veya yemek borusu kanserinin bir işareti olabilir.
Buna neden olabilecek herhangi bir hastalığınız olmamasına rağmen öksürüğünüz devam ederse, kesin nedenini bulmak için bir uzmana görünün.